Vadi Mahmut, Kapadokya bölgesinin tam göbeğinde burada yol yapmaya çalışıyorlar. UNESCO mirası olan böyle bir yerde böyle bir işletme başlatılması canilikten başka bir şey değil. İnsanların gözünü rant görmüş. Buralarda yol geçirerek kime, neye hizmet ettikleri belli değil. Yine bir rant peşindeler. Buradan yol getirerek kimlere buralarda yatırım sağlayacaklar, o belli değil. 10 yıllık, 5 yıllık, 2 yıllık düşünüyorlar. Kapadokya'nın geleceğini mahvediyorlar. Bunun hesabını mutlaka ama mutlaka yetkililerden soracağız. Kimsenin bu konuda şüphesi olmasın. Pazartesi günü de kamuoyuna Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir açıklama yapacağım. Bütün belgeleriyle, bilgileriyle ortaya koyacağım. Halkımız izleyecek, dinleyecek, karar verecek. Ama bu halk böylesine güzel bir yerin mahvedilen kişilerden de hesap soracak. Bakın, dünyanın her yerinde güneşi bulabilirsiniz, denizi bulabilirsiniz, kumu bulabilirsiniz. Ama dünyanın hiçbir yerinde Kapadokya gibi bir bölgeyi bulamazsınız. Kapadokya özel. UNESCO tarafından dünya mirası olarak ilan edilmiş bir yer. Eğer UNESCO'nun bundan haberi olursa, UNESCO'nun dünya mirası olarak listesine aldığı bir yeri çıkartma ihtimali de var. En azından UNESCO'yu bu konularda bilgi verilmesi gerekir. Bunun takipçisi olacağım. Bu konuyu araştırmak için özellikle Ankara'dan geldim. Yine demin söyledim, yine söylüyorum. Belgelerle, bilgilerle buranın nasıl mahvedildiğini, Kapadokya'nın göbeğinin nasıl hançer saplanmaya çalışıldığını meclisteki basın toplantısında da açıklayacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Değerli Türk halkı, işte yukarıda çektiğimiz yolun devamını şu görmüş olduğunuz atların da bulunduğu bu vadiden aşağıya doğru indirmeye çalışıyorlar. Yani buradaki gördüğünüz peri bacalarını mahvedecekler. Arkasındaki kalan vadiden nasıl geçecekler, oraya bir viyadük mi uygulayacaklar, o da tartışmalı. Onun için acilen buranın durması lazım. Ben hem size yolun başladığı noktayı hem de yol yapmak istedikleri yolun bitiş noktasına gelip buradan size canlı olarak gösteriyorum. Nevşehir halkının ve Türk halkının dikkatine sunuyorum. Ama adınız kadar emin olun, en kısa süre içerisinde Nevşehir halkı da, Türk halkı da AKP iktidarından kurtulacak. Bu yağmacı zihniyetten kurtulacağız. Hepinize teşekkür ediyorum.